Biz Fenerbahçe'den herkese merhaba değerli Fenerbahçeliler. Sevgili kardeşim Uğur'la birlikte yine sizlerle birlikteyiz. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Seride 2-1 öndeyiz. Artık Berlin'e sadece bir adım kaldı. Dün gerçekten çok zorlu bir maç sonunda Monaco'yu İstanbul'u yendik ve 2-1 öne geçtik. Şimdi alacağımız bir galibiyette inşallah Final Four'a kalacağız. Son bir maç diyoruz. Bunun heyecanı içerisindeyiz. Tabi Final Four demişken Uğur Tekrar hatırlatalım değil mi? Yarım maçı kazandığımız takdirde yarından sonraki herhalde ilk yayında yavaş yavaş o söz verdiğimiz final for formamız için efendim bildirimleri yapacağız. E tabii bu arada kanalımıza abone olup bildirimleri açıp değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşırsanız artık sayılı aile dostuna ihtiyacımız kalan 6.000 rakamları da çok çabuk yaparsak belki önümüzdeki yayında İki formanın birden duyurusunu yapabiliriz. Bu da gerçekten bizim için çok önemli olur. Biz de kendi adımıza iki mutluluğu birlikte yaşarız kanalımızda. Ha derseniz ki iki formu yetmiyor. Üçüncü formanın yolu da nedir? Uğur'u Twitter'da yani X platformunda bin takipçiye çıkarmak. Son yaptığımız e, çağrıdan sonra diyelim X platformunda Uğur bir yükselmen falan göze görülüyordu. Yani şu anda dersimiz Fenerbahçe kanalından. 3 adet forma gelme şansı var siz değerli Fenerbahçelileri diyelim efendim. Tabii ki Monaco maçını konuşacağız ve yarınki maçtan beklentilerimizi konuşacağız efendim sizlerle birlikte. Belki de Uğur'a oturtabilirsem arada sürpriz şöyle sorularım olabilir transferle alakalı diyelim sizin en sevdiğiniz. Evet kardeşim tebrik ediyorum. 2-1 öne geçtik. Neler söylemek istersin? Takımı nasıl buldun? Ben X-Faktör'ü şimdiden söylüyorum sana. Zaten e, Twitter'da da kendisinin fotoğrafını koyup kendisine Sırpça teşekkür ettiğim tabii ki Marco Guduriç benim için maçın X-Faktör'ü oldu. Onu söyleyebilirim. Evet. Marco Gudric'i X-Faktör olarak değerlendirmek... E, tamam size için çok iyi anlıyorum ama şimdi e, 4 hatta 5 sacayanın bir tanesi aslında zaten Marco Guduriç'in yani takımın kareyası ası değil 5 asından biri. Ee, şöyle ki çünkü Wilbeck'in hep sayıyoruz. İşte Kalates, işte Motley ve Nacires aslında oraya Mahşer'in 7 atlısı dersek de Champier'le Guduric işte koyabiliriz haliyle. koymalıyız. Yani Guduric gerçekten ben hep onu söylüyorum. Yani kafayı koyduğu zaman kazandıramayacağı, herhangi bir takımda takımında kazandıramayacağı maç yok. Sadece e, hep eriştirdiğimiz noktası, hep konuştuğumuz gibi, gönüldaşlar da hep söylüyor. Ee, bizden bizde de formu giymiş şu an. Hatta korsta da aynı hayal kırıklığını zaman zaman yaşatan hatta bazen pitch yaptığı dönemlerde olan Kostas Soluk hastalığı gibi devamlılık sorunu var onun. Sürdürülebilirlik evet. problemi var. Zaten herhalde muhtemelen onu yaşamamış olsa NBA'de çok daha başka yerlerde olabilirdi. Gerçekten basketbol aykısı çok yüksek bir oyuncu. Bunu kabul edelim. Yani bunu evet. bildiğimiz için zaten bu, bu zamana kadar Fenerbahçe'nin kalması için veyahut da Fenerbahçe gibi bir takımda ee, bu kadar yıl sözleşme imzalandı. Ee, dediğin çok haklı. X Faktör belki ama e, bence şöyle söyleyeyim. Bazı, bence baş faktör oldu. E, ee, Kalates'le birlikte yani tabii ki Guduric'e aynı e, payı verirken Kalates'i asla anlatmıyor. Hatta Kalates'i dediğin çok haklı. Kalates'i daha da e, nasıl söyleyeyim bir tahta oturmak lazım. Yani yaptığı savunmayla, okuduğu oyunun IQ'suyla, Çizdiği setlerle bul bulmayı düşündüğü, sürekli aradığı, evet. bulduğu e, boş adamlarla gerçekten yani e, Taştan pası attı, işte bounce pası attı, ne bileyim e, kat üzerinden pas attı, ne bileyim skript üzerine çıkıp boş adamı buldu. Yani handoff'ta e, sağlıklı şutu en iyi atacak adamı buldu. buldu orta da, orta buldu. sahadan kendi Kendisi... bir tane salladı basket ah, oldu. No, no, evet, her şeyi yaptı. <laughs> her şeyi <laughs> yaptı yani Mike James'e tamamen e, abi sana saygı duyuyorum evet çok önemli bir simsin ama abi basketbol abi her yerin oynandı evet. <laughs> aynen abi basketbol her <laughs> yerin oynandığı zaman basketbol dedi ya Mike James'in hesabı yok Onur evet. olacak gibi değil yani koskoca Monaco'da yani Mike James diyorsun başka bir şey demiyorsun sonrasında geliyor işte tamam işte George Lloyd'lar işte ne bileyim e, Alfa Diallo'lar ben sana geceden bir Alfa Diallo ee, anlatıyorum. Sen de benim dinlemek zorunda kaldın. Aşık oldum büyük <laughs> performansına. Yani ee, yani rüyamda görmek istediğim bir oyuncu performansı muhteşem oldu şimdi. Yani tamam rakibimiz evet. illa ki konuşuyoruz ama abi yani oyuncu de ya basketbol dediği zaman da abi tarafı tarafsız oyuncunun karşı taraftaki rakibin performansını övmek lazım. Yani gerçekten tek başına savaştı. Hatta neredeyse yani Allah korusun hani ben bir ara hiç düşünmedim için Savaş'ın baştan düşen ama yavaş bir iki sayı falan getirdi yani o getirdi çok net söylüyorum yani birazcık değişti baktığı zaman loytu oraya koyabiliriz ama abi şöyle bir şey var bak eşleşme işte başladığı zaman da söyledim e, tweet'te de yazdım belki. Ya sen de çok iyi biliyorsun abi Monaco e, şu ritmi olduğu zaman e, koş koş basketboluyla oynayabilen bir takım ya yani savunma yapan bir takım değil e, onu biliyoruz yani çok çabuk ayakları geçiliyor. Tamam hücumda da çok çabuk rakibi kart edebiliyor ama abi Fenerbahçe de dediğim gibi savunma yaptığı zaman evet. al işte, işte son e, oynanan maçta 79'da tuttuk rakibi. Yanlış mı hatırlıyorum? 79 78 olması 78. Abi. Pardon 78. 88. bir, tane de, 78. bir tane de fazla benden gitti. Şeyde Alfa Diallo aşkına bir tane de ben fazla koyayım oraya. <laughs> abi 78 işte bak biz sen de Monaco maçlarını değerlendirirken ne dedik? Yani regular sezon yani normal sezondaki seviyede tutarsak Fenerbahçe zaten her türlü alırdı. Yani şu anda şu serinin 3 0 bitmemesi Fenerbahçe'nin e, ee, saldım şehre mevlam kayıra muhabbetinden ne başka bir şey değil yani. Burada bitsin seri devesinden mütevelli. Ki Doğru. daha aslında X Faktör'ü şöyle X faktörü ters taraftan yorumlayalım. Olmaması aslında serinin şu anda 2-1 olmasından daha doğrusu belki de dördüncü maça inşallah bitirelim tabii ki ciddiyetini koruyarak Tamam. Tamamen basketbol disiplinden e, zaten uzaklaşacak bir takım değil zaten de e, Rehaveti rehavet asla kapamadan kendisi sevimizin 3-1 yapıp bitireceğiz. Yani demek istediğim şu 3-0'ı süpürmemiz işlem bile değildi. Motti'nin olmaması buna en büyük faktör oldu. Özellikle ikinci maçtaki o e, kısa ya kısa ya yorulunduk başladığı için yani 5 kısa artık yorulmaya başladığı için abi Motti'nin da artık işte Papayanis bile kafa yaptı yani baktığı zaman kapıyı koyduğu Hı. zaman o yüzden hmm. yani Motli falan olsaydı hiç dayanamayacakları bir olay olacaktı. Zaten 3-6 ancak tersten olabilirdi. Yani Fenerbahçe zaten girecekti biliyorsunuz. İşte hep anlatıyoruz o Milano maçı olmuş olsa. Çok Fenerbahçe var. zaten ilk dörtteydi. Ee, ve biliyorsunuz işte Fornato-Naycos işte tekrar düşmemişti. Monaco, Real Madrid, Barcelona bunlara karşı Fenerbahçe zaten şeyi içine aracı Fenerbahçe'nin neydi biliyorsun yani. İşte Fenerbahçe seviyor böyle biraz uzak yollardan zor yollardan gelmeyi. Dilelim. Ee, bu da şeye benzesin. Allah'ın izniyle 2017'deki finalin Nisyon'da benzesin. Ee, birebir benzerlikler var. E, ee, Fenerbahçe dediğim gibi yani Final Foran e kalırsa ki tabii ondan sonraki programı daha net konuşacağız bunu ama gerçekten kalırsa bilmiyorum bugün bakalım bir Panathinaikos oynuyor. Ee, evet. yani orada da ya oradan gelecek takımda şu an 29-27 makabiyonda yani <laughs> yani tabii çok daha var maçı bitmesin ama yani gerçekten hani Lorenzo Brown bir tane daha bir pantolon daha sıyırırsa Ergin Ataman'a karşı işte o zaman çok başka şeyler konuşuruz diye düşünüyorum. Ee, yani Pan Paratinaikos'ta gelmiş olsa Fenerbahçe'nin şu takım kimyasında Motley'in de iyi bir Motley beraber çok sağlam bir Final e, nasıl söyleyeyim serüveni çıkarır o oradaki kupayı ikileyebilmesi işten bile değil açıkçası. Ama o Monaco maçından sonraki keyifli muhabbetimiz içerisinde yapalım o analizi. Dediğim gibi Fenerbahçe 5 kısa ile döndüğü zaman ve artık tis serteci kullanmadığı dönemde bile e, yok sayıyoruz. Yani maalesef şu an yok. Belki de yine e, bundan sonraki maçlar son maç diye nitelendirdiğimiz veya evimizde oynayacağımız maçta Sertaş'tan da katkı alırız ama Papa böyle oynadıktan sonra çok da e, problem değil. Sestine bir de ucun tarafında bu kadar katkı verirse e, zaten e, Fenerbahçe'nin çok da klasik zorlanmadan alacağını düşünüyorum. Yani dediğim gibi yani şut titmine bağlı bir takım. Kesinlikle savunma yapmayı bilmiyorlar. Fenerbahçe ile bence eşler bir takım değil. Sadece Milano'nun iyisi bir takım. Daha genci, daha dirili, yüksek, daha şut e, hacmi, potansiyeli yüksek ama bıraktığımız zaman... Bırakmadığınız zaman abi yani... Mike Chaves bir ara yani artık lanet gelsin atışları yaptı farkında mesela dördüncü periyotta. Yani bu şaşkınlıkla izlemiyor musun? Yani mesela Kalates'in üstünden e, böyle deli saçması potaya hani sokak basketbolunda olur ya bir doğru. Yani kötü takımsın. iyi iyi basketbolcusun ama kötü, kötü takımla şaşırmışsındır o gün. Fark gibisindir Deli saçması işler yaparsın kendini göstermek için. Dersin ya bu çocuk bu ne yapıyor falan diye. Mike Chaves'i e, akıl bulanımına, buhrana falan soktuk yani maç içerisinde. Gerçekten bir basit bu. Yani tamam rakibim hiç umurda değil. Çok gülüyorum, çok kahkattım ama ya, bu adamı buralara kadar çileden çıkarmak gerçekten akıllı zaten Fenerbahçe gerçekten yani ciddi oynadığı zaman ama maçı ciddiye aldığı zaman rakibini aşırı derece küstürüyor. Yani bunu Real Madrid evet. karşıda yaptı. Barisler orayı karşıda yaptı. Bir de bak aslında ilk faktörlerden biri diyorsun ya. Onun üzerinden konuşuyoruz. Mesela bu maç üzerinde de şampiyonu da oraya kat. Evet. Yani saç ayakları Fenerbahçe'de fazlalaştığı zaman abi rakip çok kötü oluyor. Yani kendi kötü hissettiriyor Fenerbahçe. Ee, bir ara hatırla yani adamlar postapa top indirebilirler yani. Bir beş, 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 araya girdi falan. girdi. Tarih araya girdi. Evet, yani evet, al sana evet. bir X faktörü daha bak. İlk yer adamlardan biri. Tarih Sesine yani. bile 3 saniyede bir tane falan bir top çaldı öyle çok, yani. Aynen aynen çok yaşa. Her yani o yüzden Fenerbahçe şey Monaco arası siklet farkını hani biz seninle hani insanlar belki 3-6 olmasından dolayı ya nasıl olacak falan diye düşünmüş olabilir ama e, hakikaten kendimizin de hakkını verelim burada. Sen de ben de gerçekten bu konu çok soğuk soğukkanlı kaldım. kaldım Biliyordum çünkü açıkçası. E, dolayısıyla tahminlerimizin de doğru çıkmasını için de biz aslında e, kendi kulübümüzün oyuncularına bu anlamda çok teşekkür etmeliyiz kayıplanacağımız nokta. Dünkü atmosferde olamamış olamamış olmamış. Ee, ama dileyelim inşallah gelecek senelerde orada olalım. Ee, ve bu kadronun üzerine bu koça daha da iyi bir kadro verildiği zaman çok daha başka yerlerde olacağı çok belli. Ee, Fenerbahçe'nin bence sağlam bir kadrosu var. Dediğim gibi onlar daha sonra konuşulacak bir konu. Ama Nikola Tesla e kesinlikle bugünden itibaren bir senelik daha sözleşme imzalanmalı. Ee, topu sana atarken esprili karışık tekrar son kez yorumu yapıyorum. Ee, Sertaç Bey Buradan çok saygı ve sevgilerimi Derya Bey kimse bizi dinliyorlar. Ben hepsini biliyorum. O, Alfa Diallo'yu imzalayın beni çüştürmek. <laughs> Uğur'da bir Alfa Diyallo aşkı başladı. Ama yani. Ama yani. Dedi, ama yani. Hakikaten ama Uğur'dan Önemli bir transfer isteği geldi. Bu sefer de bir sefer de ben dedi istek yapayım dedi. Yayın çekmeden dedi hani. Aynen, İsmi dedi aynen. zikredeyim dedi. E, Motli üzerinde o zaman hemen bir bilgi verelim. Motli'nin İstanbul'daki iki maçta da oynayamayacağı söylenildi Ama bugün çıkan haberlere göre yarın maç saati tekrardan bir durumuna bakılacakmış. Ya zor zor. Zor. Yani ben de çok fazla beklemiyorum. Çünkü Fenerbahçe Fenerbahçe'de artık şimdi modlisiz bu seriyi oynamaya biraz alıştı gibi. Tabii. Aynen. E, bütün planlar buna göre yapılacaktır. Dediğin gibi işte Papayendis dün akşamki gibi bir performans sergilerse zaten bizim için e, yeterli olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? İşte orada birazcık sesini da tabii hücumsal anlamda özellikle. Çünkü Nate'in müdafaa anlamında çok ciddi de sorunları var. Maalesef yani. Çok Doğru. Çok geç kalıyor, çıkmıyor. Mesela hani onu yaptığı savunma hatalarından dolayı da mesela dün işte Marco Gudur için bir tane faal oldu. Basket faal yedik mesela orada evet. biliyorsun. Hatta Saras çıldırdı bir ara dövecek falan zannettim ben ses dinleyi ama. tabi e, tabii bunlar işin esprili yanı. Bakacağız ama ben de Motley'in oynamasını zor ihtimal görüyorum. Bir de şöyle bir durum var. E, kadroda olsa bile maçın gidişatına göre eğer Fenerbahçe ritimli bir oyunla ve rahat bir oyun yaparsa zaten hiçbir şekilde riske etmezler artık bu saatten sonra muhtemelen Final Four'a kadar mod diye Allah söyletti diyelim Final Four'a kadar dedik inşallah yarın da kazanacağız tekrardan e, bir de Uğur Şim'i söylemiştin dedin ya sana hani işte Monaco ile eşleşme falan mesela ben de Barcelona'yı çok istiyordum e şimdi bugün bakıyorum Olympiakos 92-58'lik bir galibiyet almış Barcelona'ya karşı ki Olympiakos isteseydi normalde aslında Pire'de işi çok rahatlıkla bitirebilirdi. Aynen. Yani orada bir Cleveland, Lebron James'in işte Smith'le olan bir olayı aklımıza geldi. İşte topu atma işi, Parker'ın Petrushev'in alakasız bir şekilde. Tanrı'nın <laughs> eli Petrushev <laughs> ya. Kesinlikle. Yani Barcelona bu turu geçerse net bir şekilde Petrushev adamaları gerekiyor bu turu. Yani üst taraftan sen şurada kalkıyorsun faal yapıyorsun ve sadece alttan soktuğun yerden faal yapıyorsun. İnanılır gibi değil yani. E, süre bitiyor. Bir tanesi topu potaya atmayı unutuyor, öbürkü süreye bakmadan gidiyor. Yani paldır küldür bir acevinlikte faal yapıyor. Hakikaten aslında değil mi şu seviyede görme çok şaşırdığımız bir olay oldu hani. Aynen. O da işte dediğimiz gibi sporun içindeki, basketbolun içindeki hani enstantaneler diyelim. Aynen. İspanya'da çok sert bir maç olacak. Yani İspanya'da güzel bir final seyredeceğiz gibime geliyor yani. Ben oradaki maçın kafa kafaya gideceğini düşünüyorum. Yani kazanan herhalde şöyle çok böyle değil mi at başı dedin yani değil mi böyle hani burun farkıyla sanki kazanacak gibi öyle görünüyor. Çünkü Barcelona'nın bugünkü 34 yemesi de yani çok şey değil ne derler. Ee, Homojen nasıl? değil. Normal kesinlikle yani İspanya'da çok daha farklı bir maç oynayacak. Bir final oynayacaklar çünkü. Doğru, doğru. Ee, Real Madrid zaten dün işi bitirdi. Hatta Baskonya bir ara farkı dün çıkar açıyordu ama e, nedense gördüğün gibi bir Campazzo devreye giriyor. Bir Tavares potayı karartıyor zaten. İşte Cody McIntyre'ın bile her türlü çabasına rağmen hani. İşte Marcus Howard'ın bir üst üste bir 7-8 sayılık böyle bir serisine rağmen mesela. Abi işte futbolda diyoruz ya kadife ayaklar diye işte basketbolda da işte kadife eller diyebiliriz yani net bir şekilde. Ee, orada Real Madrid'i tura yükseltti. Diğer yanda zaten 35-33 Televi üstünlüğü devam ediyor. Ola bir acayip maç oluyor bence. Şu anda biz yerinde seyredemiyoruz ama e, eminim ki tansiyonu yüksek bir maç oluyordur diye tahmin ediyorum e, oyun içerisinde. Tabii kaldığımız yerden tabii biz yayından sonra e, kalan bölümleri izleyeceğiz. Şimdi Real Madrid demişken tabii Uğur. Şimdi bizim seninle geçenlerde ya yani bundan 2-3 yıl önce konuştuğumuz bir isim vardı işte Fenerbahçe'nin uzun rotasyonu için insan Poire ile ilgili. Eee Avrupa'da Tavares miydi? Ha <laughs> Tavares <eski> miydi? <laughs> Vincent Poirier ile ilgili biliyorsun Avrupa basınında baya baya haberler çıkmaya başladı Fenerbahçe'nin isteğine dair. Hatta geçen yayınlarda da tekrar bir sorulduğunda transferler ne durumda diye demiştik ki Real Madrid'de anlaşamadı. Şimdi aslında belki de birazcık heyecan verici gelişmelerden bir tanesi. Bu tabii ki şey değil ne der? transferi bitirdik anlamında değil arkadaşlar. Hani onun netliğiyle söylemiyorum. Vincent'in dün almış olduğu süre. Yani 8 dakika 57 saniye oynamış. O periyotta sanıyorum 8 sayı üretip bir rebound almış ve ondan sonra tüm kalan maçı mesela işte yaklaşık 31 dakikayı yani 31 dakika Tavares oynamış 9 dakika Poirier oynamış mesela. Aynen. Ee, birazcık tabii orada şunu da söyleyebiliriz sanki Real Madrid ister istemez Tavares'i tutmak için çok ciddi bir fedakarlık yapacaktır sözleşmesinde. Nasıl ki bugün Anadolu Efes Larkin'i tutmak için yapıyor. Ee, bunda Tavares tarafında yapacaktır Real Madrid. Biraz sanki mesaj da olmuş bu insana değil mi Uğur? Yani hani bu takımın birinci uzunu Tavares'tir. Faal <laughs> problemi olmadığı sürece, yorulmadığı sürece de oyundan çıkmaz gibilerinden bir mesaj olmuş sanki. Bana biraz öyle geliyor. Yani maçı seyredemediğim için belki en başından itibaren yanılıyor olabilirim. O konuda da beni uyarırsanız sevinirim. Çok kıymetli aile üyelerimiz. E ee, yani Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Zaten söylemişim Fenerbahçe'nin ilgisi var diye. Hatta şu anda birçok yerde işte Fenerbahçe'nin verdiği para işte kaç paraya anlaşıldığına dair bana böyle doğru mudur gibilerinden böyle mesajlar geliyor. Ben her zamanki gibi güvenli bölgede olmaya devam edeceğim. Biz zaten elimizden geldiğince duydukça sizlerle paylaşıyoruz hani. Kendimiz eğer bunları netleştirirsek, öğrenirsek zaten söyle. Sen öyle bir bakıyorsun ki bana sanki ben bir şey biliyorum da sen lafını bitir. Ben tamamlayayım modunda bakıyorsun. Hadi vereyim ben burada sana sözü. E, Vincent'la ilgili herhangi bir gelişme var mı Uğur? Biraz da onu anlatalım çünkü kanalın en sevilen taraflarından bir tanesi şu, transfer şeyleri, dedikoduları, gelişmeleri diyelim. Şimdi ben bir şeyler konuşmak istiyorum. Bizi iş izleyen Nerin arasında, e, yönü daştığın arasında iletişimci olan illaki vardır. E, Mesela ben iletişimciyim. Ve, ve, yok şimdi bir daha sözümü <laughs> <şu> oraya getireceğim. <laughs> ha eyvallah yok. Güzel söylüyorsun. Şu oraya getireceğim lafı. Varsa eğer veyahut da olma düşüncesinde olanlar varsa veyahut da işte daha çok sosyal bilimler, işte gazetecilik ne bileyim, radyo, televizyon falan gibi. Çok samimiyetle söylüyorum. Açın Onur izleyin. Yani müthiş yani gerçekten. Ee, hakikaten yani konuştuğu kelimeler, seçtiği argümanlar, ee, lafı, lafı dö 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 döndürüp dolaşırken ki verdiği tezler, antitezler yani müthişsin gerçekten. Eyvallah. Yani güzergah bu kadar sarif bir şekilde dolaştırıp ee, ama tümden gelip bu kadar tüme varıp müthiş bir ee, aks aksiyon cümle aksiyon cümleleri hayranlıkla dinliyorum. Bana kızıyorsun. Daha doğrusu bana bakıyorsun kızıyorsun der ki yanlış anladım hani ne diyor acaba ne bakıyor diye. Valla ben hayranlıkla bakıyorum. Yani ben, kendim, ben de Türkçeyi çok iyi kullandığımı düşünüyorum şahsen ama senin çok başka ben yani gerçekten süpersin o konuda. Tekrar söyleyeyim ben iletişim bu arada. Ben işletmeciyim arkadaşlar. Ben işletme <laughs> dalındayım. Onur gibi değilim. Neyse ee, şunu söylemem gerekiyor. Yani sen çok güzel zaten dolandırdın. zaten Vincent Poirier'in bundan galiba iki hafta önce bir açıklaması var. Ee, Fransız basında galiba e, Real Madrid'de kalmak herkes ister ama ben artık e, bir proje adanmış bir projeye, benim üzerimde de işlenmiş bir projeye, bilmiyorum okumamış olanlara söylüyorum olmam <laughs> bizim işimiz yeri de biraz tekst okumak zorundayız yani oyuncularla alakalı da bilmeyenler olabilir söyleyelim e, herkes Real Madrid'de kalmak ister herkes Real Madrid oyuncusu olmak ister ama ben daha çok işte beni çok çok isteyen e, benim adım bir proje koymuş daha büyük bir takımda oynamak istiyorum, büyük bir takımda oynamak istiyorum demişti kendisi. Ee, dolayısıyla zaten e, emareler de artık yavaş yavaş Realma onun için yani Kore için evet. Realma defterinin yavaş yavaş kapanacağını gözteryesi. Ee, sen basketbol adına da hatta şöyle bir yorumda bu Doğru, haklısın. Hani sen de çok iyi bilirsin ki bizdeki mod örneği gibi uzun olaylarında her zaman Fenerbahçe yani pardon, her zaman takımların bir uzunu vardır. Yani. Bilinçli uzunu vardır. Şimdi Tavares zaten artık Euroleague seviyesinin çok üstünde bir oyuncu olmakla beraber, Real Madrid-Tavares konuşuyor. İşte bak bizde hemen Fenerbahçe dönüyorsun, işte Motli konuşuyorsun, ee, dediğim gibi işte nefese dönüyorsun, hemen ilk gel gelen isimlerden biri Brian Dustin oluyordu eskiden. Şu an öyle bir şey yok. Hı. Mesela Efes'in mesela en büyük sıkıntılarından biri bu. İşte Real Madrid-Barcelona'ya e şey dönüyorsun, işte bir anda Vesele diyorsun dersi yani ilk şey. O yüzden tabii ki uzunlarda hani ana sacayanda ilk uzun senin şeyini belirliyor. oyunun ee, oynadığın oyunu belirliyor işin açısı baktığı zaman. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir durum oluyordu. Ee, i̇kinci isimlerde yani devamını sağlayan adamlar da en az birinci isimler kadar popülerdi Fenerbahçe'de. Ee, ama şimdi mesela Hı. bu yürü şeyde de aynıydı mesela. Real Madrid'de falan da döneminde aynıydı. Ee, yani mesela Fernandez'i e, koyuyordun. Akabinde işte Gustavo Ayan'ı falan koyuyordun. Sükseli uzunlardı ama şimdi eskisi gibi artık bunu bulamıyorsun. Kolay değil yani artık. Uzun bulmak çok zorlaştı. Ee, sağlıklı, doğru, fit uzun. Bulmak çok zorlandı, zorlaştı. Şimdi sen orada mod muhtemelen hani ben bir daha gene burada vermiştik mod ile sözleşme uzatılması gündemde. Ee, i̇şte işte bir artı bir anlaşıldı ama muhtemelen o opsiyonu kullanacağını çok tahmin etmiyorum. Sen de biliyorsun sebeplerini. Onu işte bir çekebilirsin çekebilirsek ya işte orada çok dominant e, bir işlem olur. Yani orada Motley'i de rahatlatırsın. Orada Sertaç'ı da rahatlatırsın. Rahatlatırsın da rahatlatırsın. Gerçi Sertaç biraz rahatlaması daha iyi. Biraz artık maçı konsantre biraz oyuna ve takımın konsantre evet, olması Sertaç çok daha iyi olur da. Sertaç çok rahat bir senedir. E, evet aynen öyle. E, ama yani dediğim gibi yani orada Vilsen Poria ve şey gerçekten çok başarılı olur. Yani Real Madrid'den bir oyuncu alıyorsun. Az bir oyuncu değil. Real Madrid'in artık yavaş yavaş biraz bu kabuk değişimine gideceğini düşünüyorum. Bazı oyuncuların da oradan gideceğini düşünüyorum. Ee, mesela açıkçası sen de çok iyi biliyorsun. Mesela benim bir fırsatım olsa tabii biz burada şu an tamamen fikir telakkesi yapıyoruz. İsim söyleyeceğim çünkü. Duyduğum bir şey yok bu konuyla alakalı. Bir anda herkes ağa coşmasın. Mesela fırsatımız olmuş olsa mesela ben Yabusele'ye çekmek isterdim ki Yabusele transferi de ilk gündemindeydi, gene hatırla. Fenerbahçe gitti ama gene Manitoks olayında Real Madrid kaptırdık oyuncuda. Allah için söylüyorum. Yani bu e, hani bazen ediyoruz yönetimleri falan ama e, oyun, gittiği oyuncularda da doğru adımlar attı Fenerbahçe ye. Allah doğru. için yani birçok açıdan ama bazen olamadığı dönemlerde de niye olamadığını söyledik. E, ya bu sene transferi de biraz Manitoks olayında yani paradan dolayı olamadı. E, dolayısıyla mesela hmm. baktığı zaman İki numara arıyoruz mesela. Tyler Dorsey'i göremediğiniz performansı yakın kim olabilir oraya istiyoruz yani kim bulabiliriz falan. İşte Ayzi Akkiyan'ın dedik şey işte, geçen bir senle konuşurken. İşte Çin'i konuşuyoruz. Abi beni yanlış anlamayın. Be, ya yani, bu yıl işte basketbol oynadık, oku, görüyoruz, biliyoruz, analiz ediyoruz. Sen de çok iyi biliyorsun. Abi bence sadece dünkü performansıyla gerçekten bağlaştım ama Hani Tyler yeni bir adam alacaksak ya alacağız. Abi hiç bence şey yapmayalım. Altı diyaloğu ya gidelim abi. Ben çok e, net, netim o konuda. E, i̇ki numara onu çekerim. Bir numarada da devam ederim şeyle. Kalates'le, Wilbekin'le. Bir sitar daha çekerim oraya. Bob falan hiç uğraşmam. Bak şu an tamam tamamen fikir terakkesi yapıyoruz. Hiç yani e, kendi kadro mühendisliğimizi kurmaya çalışıyorum açıkçası. E, uzun çekerim şeyi. E, Pori abi oraya. Zaten Motley var. Sözleşmeyi açacağım. Orada da bir de Sertaç var. 4 numarada işte onu konuşacağız abi. Benim işte param olmuş olsa bir şey bilmediğim için e, bayağı da demek zorunda kalacaksan bir transfer için orada Yavuz Ali'yi harcardım abi. 4 numara transferi herhalde önümüzdeki yazın en çok konuşacağımız herhalde pozisyon olacaktır. Çünkü e, yani orada tabii. Nate var, Amin Noah var ve yani şu anda beklentilerin altında olmazsa, yani. tabii, tabii, tabii. Ya Çünkü Amin Noah'da ilk geldiği zaman şöyle aslında bir ufak bir ne de hoş sedalar bıraktı diyelim şöyle Türk Sanat Müziği şeyleri doğru, deriz, doğru. değil mi? Ne derler hani söylemleriyle. Ama ondan sonra hiç ortada yok yani. Girdiği gibi çıkıyor oyuna. E bir bakıyorsun dün oyunu alıyor. Girer girmez yaptığı faal var mesela yani hiç alakasız bir şekilde. İkinci faal yaptı zaten Saras aldı kenara oturttu kendisine. Aynen. İşte dediğimiz gibi maalesef. Ama yok şeyi iyi döndürdüm. Real Madrid maçını analiz ederken de Araya dedim bir sıkıştırayım dedim hani yok. tekrardan. <laughs> Güzel oldu. <laughs> Bence de çok iyiydi, çok ha. çok. Iyi. Ee, onun haricinde başka isimler yok kafamda. Uğur zaten olsa şey yaparız. Muhakkak Gay'ın yaparız. Çok erken bunları konuşmak için. Çok Şimdi erken az tabi, önce evet. söylediğim gibi yani bayatlar da bayatla da oyuncu almak zorunda kalacağın dönem oldu. Belki kim Çok enteresan bir sürpriz çıkabilir. Yani şu an bunlar için çok e, erken dediğim gibi yani satır aralarında veriyorum aslında mesajları. Şu an zaten oyuncular daha doğrusu takımlar daha doğrusu yanlış konuşun. Takımlar boşta olan oyunculara boşta kaliteli oyunculara gitmek zorundalar ki, ki. bütçe ayarlayabilsinler diye. Söylemek istediğimiz oyuncular da zaten e, bu minvalde oyuncular. E, bakalım görelim bakalım ne olacak. Çünkü çok daha bu ne derler derin altında çok sakar. Doğru söylüyorsun. En azından önümüzdeki sene çalışmaları adı altında şu anda zaten en başından beri vermiş olduğumuz 3 tane isim var. 3 e tanesinin de fenerbahçe ile olan ilgisi zaten her şekilde de gerçekleştiği için hani bundan sonra da duyduğumuz, öğrendiğimiz zamanlarda her zaman sizlerle en kısa zamanda Tekrardan tüm haberleri paylaşacağız efendim. Sohbetlerimizi yapacağız. Bütün değerlendirmeleri yine ailecek hep birlikte yapacağız. Ee, bir konuda da teşekkür etmek istiyorum. Ee, dediğimiz gibi zaten son zamanlarda yayınların izlenme sayısı zaten haliyle çok arttı. Ee, ciddi bir e, aile üyesi katıldı aramıza. Ama yani yorum sayıları 200'leri falan geçiyor ya eksik olmanı teşekkür ediyoruz yani. Tamam. Hakikaten bu bu acayip bir şey bu. Çok sağolsunlar. Her şeye rağmen yani şöyle söyleyeyim. 6000'e yakın e, aile üyemiz var kanalda. E, ama yani baktığın zaman Uğur. Neler seyrediyoruz yani? Ne kanallar seyrediyoruz mesela? Ya bir diziler seyrediyoruz mesela değil mi? Bir arşiv seyrediyoruz. Abone oluyoruz. Biz de bir yerlere abone oluyoruz. Ya işte bakıyorsun tamam evet. 50 bin kere 60 bin kere seyrediliyor ve insanlar oralara yorum yazıyorlar. O diziyle alakalı işte yok çocukluğumuza döndük diye. Oralarda bile sayılar böyle 150-200 bantlarında mesela oluyor. E biz şimdi diyorum ki ya o dizinin belki 5'te bir 6'da biri seyrediliyoruz. Ama o kadar yorum alıyoruz. Bu da e, bence sevgili gönül dostlarıyla kurduğumuz güzel bağın bir karşılığı Aynen. eksik olmasınlar. E, biz burada olduğumuz sürece şunu sözünü vermiştik hatırlıyor musunuz? Böyle yaklaşık daha 100-150 abonemiz falan vardı. Pierre'ye Henry ve Polonara yayınıyla birlikte aslında biz biraz daha böyle şey olmuştuk ne derler? Ön plana çıkmıştık. Biz dedik abone sayımız ne olursa olsun her gelen yoruma cevap vereceğiz dedik. Bu sözü tutmaya devam ediyoruz gördüğünüz gibi. E 3 senedir olduğu gibi yazdığınız her şeye elimizden geldiğince yeri gelir geç olabilir bazen cevapların altında cevaplar olabilir kaçırıyor olabiliriz kusura bakmayın ama dediğim gibi yani sizin yazmış olduğunuz direkt yorumlar her zaman cevaplanmaya devam edecek efendim erken olur geç olur ama muhakkak ki sizin o güzel duygularınıza muhakkak karşılık vermek bizim boynumuzun borcu ee, ayrıca sosyal medyadan gelen direkt mesajlar için de çok teşekkür ediyorum ee, ...hakikaten çok mutlu ediyorsunuz. Ee, çok güzel satırlar yazıyorsunuz. Ee, hakikaten... ...sizin gibi güzel insanların... Ee, ...ne derler... ...teveccühlerini kazanmaktan dolayı şeref duyuyoruz diyelim efendim. Tekrar dediğimiz gibi... ...yarın Monaco'yu yeniyoruz. Durumu 3-1 yapıyoruz. Berlin'e gidiyoruz. Bunun karşılığı demeyelim. Bunun şerefine diyelim. Aynen. Bir forma gelecek. Eh 6.000'e madem bu kadar az kaldı... ...bugün abone sayısı patlıyor... Bir bakıyoruz ki belki yarın galibiyetten sonra duyurumuz iki formaya çıkacak. Ama yayının başında dediğim gibi diyorsanız ki Final Four'a gidiyoruz. İki tane forma yeter mi? Üçüncü formayı da istiyorsanız Uğur'u Twitter'da bin takipçiye getiriyorsunuz. Oradan da üçüncü formanın sözünü vermiş oluyoruz. Efendim sizleri seviyoruz. İnşallah Final Four yayınıyla da beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.